Aralarında BDP milletvekilleri Sırrı Süreyya Önder, Levent Tüzel, Sebahat Tuncel ve Ertuğrul Kürkçü'nün de bulunduğu heyet Sinop'ta saldırıya uğradı. Heyet öğretmen evine sığındı. Ancak yüzlerce kişi binayı ablukaya aldı, sloganlarla binayı taşladı. Saatler ilerledikçe kalabalık arttı. Öğle saatlerinde toplanan gruptakilerin sayısı iddiaya göre gece saatlerinde 2000'e ulaştı. Polisin müdahalesi İçişleri Bakanı Muammer Güler'in valiye verdiği talimatın sonrasında geldi. Dokuz saat süren olayların ardından BDP milletvekilleri öğretmen evinden polis panzerleriyle ayrılarak Samsun'a doğru yola çıktı.